Evet, mutlak değer dersi. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar derse. Şimdi mutlak değer anlam olarak uzaklık demek. Uzaklık olduğu için pozitif olarak ifade ediyoruz. Bir sayının başlangıç noktası olan sıfıra, uzaklığına biz o sayının mutlak değeri diyoruz. Dolayısıyla şimdi başlangıç noktasını alırsak, burası sıfır olursa, başlangıç noktası sıfır. Bunun eksi 3'ü şurası. Eksi 3, burası artı 3. Uzaklık olarak şuradan şuraya olan uzaklıkla buradan buraya olan uzaklıklar birbirine eşittir. Dolayısıyla buna baktığımızda uzaklık kavramı mantığıyla bakıyorsak bunların birbirine eşit olması lazım. Yani mutlak değer 3 ile mutlak değer eksi 3'ün birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Mutlak değerin temel mantığı uzaklık olarak böyle düşünebilirsiniz. Şimdi x eğer sıfırdan büyükse dışarı olduğu gibi çıkacak. Sıfıra eşitse zaten sıfır olacak. Sıfırdan küçükse önüne eksi atıyorsunuz ifadeyi pozitif yapmak için. Bunu unutmayın. Yani şimdi öğrenci yani eksi 3'ü dışarı artı 3 olarak çıkarınca basit olarak anlıyor. Bir sıkıntı yok. Ama eksi a'yı dışarı eksi a olarak çıkarınca farklı anlıyor. Yani dışarı nasıl negatif çıkar gibi bir durum var. Dolayısıyla bunu anlamak için benim öğrenciye öğrettiğim yöntemlerden birisi eksi 3'ü dışarı çıkarırken 3 yazmak yerine önüne eksi atarak öncelikle dışarı çıkarmak. Bir eksiği fazladan siz veriyorsunuz. İfadeyi pozitif yapmak için yani içerisi negatif olduğu için siz bu ifadeyi pozitif yapmak için bir tane fazladan eksi veriyorsunuz. 2 eksi çarpılıyor sonuç artı 3 oluyor. Yani burada direkt dışarı çıkarmak yerine bu şekilde çıkarılışını bilirseniz mantığını daha rahat kavrarsınız arkadaşlar. Tamam. Mutlak değerli ifadenin sonucu negatifse önüne eksik olarak dışarı çıkarılır. Mutlak değerli ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Sıfırdan daha küçük olmaz. Harfli ifade bulunurken bu bizim için önemli. Harfli ifadelerin mutlak değerleri bulunurken öncelikle mutlak değerin içi pozitif mi? Yani içine karar vermeniz lazım. Yoksa içi negatif mi? Buna karar vereceksiniz. Negatifse önüne eksi koyacaksınız. Ekstra eksiler varsa onlar da işin içine dahil oluyor. X ile Y arasındaki uzaklık mutlak değer X eksi Y olarak ifade ediliyor. Şimdi mutlak değerli ifadelerin dışarı çıkma yöntemleri var. X sıfırdan büyükse olduğu gibi. Sıfırdan küçükse önüne eksi alıyorsunuz. X Y'den büyükse X'ten Y'yi çıkarınca sıkıntı olmuyor. Ama X Y'den küçükse eğer X'ten Y'yi çıkaracaksınız önüne eksi atmanız lazım. Önüne eksi attığınızda Y eksi X oluyor. Şimdi anlamak lazım. Yani şimdi mesela 3 eksi 5 dışarı çıkacak. Bu yani şunun söylediği bu 3 eksi 5'i dışarı 5 eksi 3 olarak çıkarabilirsin diyor. Bunu anlamak için 3'ten 5 çıktı içi negatif ya. İçi negatif olduğu için önüne eksi atmanız lazım. Eksi içerisinde 3 eksi 5. Sonra eksiyi dağıtırsanız eksi 3 artı 5'ten bunu da düzelttiğinizde 5 eksi 3 oluyor. Dolayısıyla mutlak değer 3 eksi 5'i 5 eksi 3 olarak yazıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi x sıfırdan büyükse yani önünde eksi varsa eksiye karışmıyoruz. Ya bunları daha detaylı öğreneceksiniz. Mantığını öğrendiğinizde buralar çok basit oluyor. Mantığını öğrenmediğinizde buralar ezbere kaçıyor. Ezbere kaçmaması lazım. X sıfırdan küçükse önüne bir eksi de siz atmanız lazım. İki tane eksi oluyor. Sonuç x oluyor. X eksi y, y eksi, y eksi x mutlak değer olarak birbirine eşittir. Yani diyelim ki 5 eksi 6 mutlak değer 6 eksi 5 birbirine eşit. Evet, işleminin sonucu. Şimdi içeriden başlamanız lazım. En içerisi şurası. Eksi 6 dışarı 6 olarak çıkar. Ama önünde bir eksi var. Bakın şurayı bütünsel yaklaşmanız lazım bu tür durumlarda. Şuraya bakacaksınız. Dolayısıyla burası ne olur? Eksi 7. Burası 6 oldu. Bir eksi de burada var. Yine eksi 6 oldu. Yani burası eksi 13. Bu da dışarı 13 olarak çıkacak. Bakın düzeltiyorum. Eşittir. Mutlak değer eksi 8. Şimdi burada bir eksi var. 13 var. O zaman eksi 13 olur. Düzelttiğinizde mutlak değer eksi 21. Bu da dışarı 21 olarak çıkacak. Değil mi? Şimdi.
Bir bakın bakalım. Kafanıza takılan bir yer var mı? Şimdi burada yani mantık olarak şurası 6. Eksi 6 ama 6 oluyor. Bir eksi burada var. Eksi 6. Eksi 7, eksi 6, 13. Bütünsel olarak yaklaşırsak buranın tamamı 13. 13 oluyor ama bir tane de eksi burada var. Eksi 8, eksi 13, eksi 21. O da dışarı 21 olarak çıkacak. Evet, örnek 2. X küçük, Y küçük, Z. İfadesinin sonucu nedir? Çalıştınız mı? Kimler çalıştı? Buralara. Şimdi önce içine karar vermeniz lazım. Yani x'ten y'yi çıkarmış mesela. X'ten y çıkarsa küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkacağı için buranın içine karar vermeniz lazım. İçi ney? Negatif. Y'den z'yi çıkarmış. Y'den z'yi çıkarırsanız küçük bir şeyden büyük bir şeyi çıkaracaksınız. Sonuç negatif. Z'den x'i çıkaracak. Bundan bunu çıkardığınız zaman büyükten küçüğü çıkardığınız için sonuç pozitif. Bak, şimdi ben bu eksileri boşa yazmadım. Bu eksileri yazdığım zaman bu eksiler bu ifadelerin önüne gelir. Yani bu eksiyi getiriyorsunuz, şuraya yazıyorsunuz. Bu eksiyi getiriyorsunuz, şuradaki eksiyle kavga ediyorsunuz. Artı, bu artıyı getirip buradaki artıyla kavga ettiriyorsunuz. Çarpıştırıyorsunuz yani, tamam. Şimdi burayı eşittir. Eksi parantezinde x eksiye eksi eksi artı parantezinde y eksi z sonra artı parantezinde z eksi x. Eksileri artıları içeriye dağıtıyoruz. Eksi x artı y artı y eksi z artı z eksi x. Şimdi şunlar birbirini götürür. 2 tane y, 2 tane x eşittir. 2 tane y, 2 tane x. Evet. 3 A4 işleminin sonucu. A3 ile 4 arasında çalışan arkadaşlar ne buldular? Şimdi mesela diyelim ki A'ya 3,5 verin. 3,5 verdiğim zaman 2 tane 3,5 ne yapar? 7 yapar. 6'dan 7'yi çıkarırsam ne olur? Negatif olur. Dolayısıyla buranın sonucu negatif. 3 tane 3,5 ne yapar? 10,5 yapar. 10,5'tan 12'yi çıkarırsanız sonuç negatif. Burası eksi 3,5. Eksi 3,5'u pozitif yapmak için önüne ne yazıyoruz? Negatif koyuyoruz. Bu eksileri getiriyoruz, dağıtıyoruz. Yani şu eksiyi getireceksiniz. Mutlak değerin önüne yazacaksınız. Bu eksiyi getireceksiniz. Bununla kavga ettireceksiniz. Bu eksiyi getireceksiniz. Bununla kavga ettireceksiniz. Ama içeride bir eksi daha var. O zaman 3 tane eksi kavga edecek burada. Bak, o eksileri önüne yazdıktan sonra yanlardaki eksilerle çarpıştırıyorsunuz. Sonuç bulacaksınız. Şimdi eksi parantezinde 6 eksi 2a eksi eksi artı artı parantezinde 3a eksi 12 eksi eksi artı parantezinde eksi. Böyle. Tamam arkadaşlar. Eksiyi dağıtıyoruz. Eksi 6 artı 2 tane A artı 3 tane A eksi 12 eksi A eşittir. Şimdi 2A, 3A, 5A. Bir A gitti 4A. 4A eksi 6 eksi 12
Eksi 18. Peki. Evet, örnek 4. 0 küçük, x küçük, x küçük, 0 küçük, y. Vadesinin sonucu. Şimdi x'ten y'yi çıkaracağım. Küçük bir şeyden büyük bir şeyi çıkaracağım. Sonuç negatif. X'in önüne eksi koymuş. X'in kendisi negatif olduğu için, bakın X'in kendisini diyelim ki eksi 2. Şimdi buraya eksi 2 olarak görmeniz lazım. Yani bu içerisi artı oluyor aslında. Yani bu içine karar vermemiz lazım arkadaşlar. Eksi X artı mıdır, eksi midir? Eksi Y artı mıdır, eksi midir? Eksi X'in sonucu artıdır. Ama eksi Y'nin sonucu eksidir. Yani bunu anlamak için de yani diyorum ya mantığını bir kere kavrarsanız gerisi gelir. Mutlak değerin içinin pozitif mi negatif mi olduğuna karar vermeniz lazım. Karar vermek için de değer verebilirsiniz. Yani diyelim ki ben bu arkadaşa eksi 2 dedim. Bu arkadaşa 3 dedim. Getirip yerine yazacağım ama sonucuna karar vereceğim. Eksi eksi 2 artı 2 geldi. Demek ki burası pozitif. Ama buraya 3 koymuştum. Eksi 3. Demek ki burası negatif. Bunun kararını verdikten sonra pozitifse artı yazıyoruz. Negatifse eksi yazıyoruz. Sonra bunları getiriyoruz. Çarpıyoruz. Yani eksi parantezinde x eksi y artı eksi eksi. Bakın şu 3 tane artı eksi eksi ne oldu? Artı x oldu. Eksi eksi eksi. Eksi y oldu. Şimdi bu ne olur? Eksiyi dağıttık. Eksi x artı y artı x eksi y. Sonuç 0. Şunları siliyorum. Bu değer vermemizin tek amacı ifadenin içinin pozitif mi negatif mi olduğuna karar vermek arkadaşlar, tamam. Başka bir amacımız yok. Mutlak değerli ifadelerin toplamı 0 ise her bir mutlak değerli ifade 0 olmalıdır. Yani şimdi eğer mutlak değerli ifadelerin toplamları 0 ise bunlar ayrı ayrı 0 olmak zorunda. Şimdi 2x eksi 4 0 ise 2x 4 x 2 x ile y'nin çarpımı artı 2 0 ise x ile y'nin çarpımı nedir? Eksi 2. Şimdi x'e 2 koyduğum zaman y'nin eksi 1 olması lazım. Y eksi 1. Yani x eşittir 2, y eşittir eksi 1. X ile y'nin toplamı eksi 1 artı 2'den cevap 1. Evet. Şimdi mutlak değerli ifadeler. Mutlak değer içerisinde x çarpı y ayrı ayrı çarpabilirsiniz. Ya da mutlak değerli ifadeleri ayrı ayrı bölebilirsiniz. Ama mutlak değerli ifadeleri ayrı ayrı toplayamazsınız arkadaşlar. Tamam. Ha, toplayabileceğiniz durumlar olacaktır. Ama bunun için iki tarafın da ifade işaretleri aynı olmak zorunda. Yani diyelim ki 3 artı 4 mutlak değer 3 artı mutlak değer 4'te sorun yok. Ama birisi eksi birisi artı olursa işin rengi değişir. Çünkü eksi 3 artı 4 dediğiniz zaman burası 1 geliyor, burası 7 geliyor. Yani toplamayı ya da çıkarmayı bu şekilde yapamazsınız. Ama çarpma ve bölmeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam, bunu unutmayın. Çarpmalar ve bölmeler istisna. Evet, x'in en küçük değeri.
Bu tür sorularda mesela bir yol öğreteyim size. Bak mesela ben bu tür sorularda şöyle yazıyorum. Mutlak değer x, mutlak değer eksi x'e eşittir. O zaman eksi x gördüğüm yere x yazıyorum. Yani mutlak değer 3x ifadesi de 3 tane mutlak değer x'e eşittir. O zaman 3 tane mutlak değer x artı mutlak değer x eksi mutlak değer 2x eşittir 6. 3 tane mutlak değer x artı mutlak değer x eksi 2 tane mutlak değer x eşittir 6. Şimdi 3 tane elmam var. Bir elmam daha oldu. 4 tane elma. 2 tane elma çıkardım. 2 tane elmam kaldı. O zaman 2 tane x eşittir 6 ise her tarafı 2'ye bölersem mutlak değer x 3'e eşit. O zaman mutlak değer x 3 ise x buradan ya 3'tür ya da eksi 3'tür. En küçük x değeri eksi 3. Evet, devam. Nasıl yani? Artı 2x de. Kardeş bak. Artı ama bir tane de eksi burada var. Bu eksiyi ıskalama. Bu eksi, bu eksi. Zaten buradaki eksi 2x'i artı 2x yaptık. Ama dışarıda önündeki eksiye karışamıyoruz. Onu yapamayız. Şimdi mutlak değer ax, a'yı dışarı atabilirsin. A'ya skaler deniliyor. Skaler yani normal bağımsız oluyor. Bağımsız olduğu için siz a'yı bu şekilde dışarı atabilirsiniz. A parantezini alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. X eksi y eksi x mutlak değer x mutlak değer eksi x. Bunlar hepsi birbirine eşitler. Evet, 7. X değerlerinin çarpımı nedir? Şimdi bunu aynı mantıkla yapabilirsiniz. 3 tane mutlak değer x eksi 2 tane mutlak değer x artı mutlak değer x. 3'ten 2 çıktı bir tane. Bir tane daha 2 tane. 2 tane mutlak değer x 4'tür. Her tarafı 2'ye böldüm. Mutlak değer x 2'dir. O zaman x ya 2'dir ya da eksi 2'dir. X değerlerinin çarpımı eksi 4. Sekiz. X değerlerinin toplamı. Şimdi arkadaşlar mutlak değer 3 eksi x mutlak değer x eksi 3 birbirine eşittir. O yüzden ben buraya x eksi 3 yazmak istiyorum. Burayı da 2 parantezin almak istiyorum. Eşittir 12. Bak bir tane elmam var. 2 tane elma daha aldım. 3 tane elma oldu. 3 tane elma dediğim x eksi 3 12. Her tarafı 3'e bölerseniz mutlak değer x eksi 3'ün 4 olması lazım. Şimdi mutlak değer x eksi 3 4 ise mutlak değer dışarı iki şekilde çıkacak. Birazdan onu öğreneceksiniz. 1. Her şey olduğu gibi x eksi 3 4 yani x eşittir 7. İkincisi x eksi 3 eksi 4. Eksi 3 at karşıya.
X eşittir eksidir. X ya 7'dir ya da eksi 1'dir. Bunların toplamı 6. Peki. Şimdi mutlak değerli denklemler. Denklem dışarı iki şekilde çıkar. Bir mutlak değerli ifade sabit bir sayıya eşitse ifade ya onun pozitiflisine ya da negatiflisine eşittir. Eğer mutlak değerli ifade sıfıra eşitse içerisi sıfırdır. Mutlak değerli ifade sıfıra eşit sıfırdan küçük olmaz. Bunu bilmeniz lazım. Dışarı sabit bir sayıya eşitse arkadaşlar iki şekilde çıkar dedik. Bir, olduğu gibi 2x eksi 3, 1, 2x 4, x eşittir 2. 2, 2x eksi 3, eksi 1 olsun. Yani iki şekilde yapıyoruz. Mesela öğrenci bazen diyor ki hocam hani eksi 1'e eşit olmazdı. Buranın içi eksi 1 olsa diyoruz. Yani dolayısıyla eksi 1 de dışarı 1 olarak çıkar. Mutlak değer 1 de dışarı 1 olarak çıkar. Yani iki farklı durum düşünüyoruz. İki farklı senaryo düşünüyoruz. Dolayısıyla içerisi eksi 1 ya da 1 olabilir. Eksi 1 olursa buradan 2x eşittir. 2x eşittir 1 olur. Mutlu ifadelerin çarpımları. 2 çarpı 1'den 2. Evet, 10. X değerlerinin toplamı. Şimdi arkadaşlar bak öğreteyim. Mutlak değer duvarı. Burada bir tane dışarıda bir duvar var. Dışarıda duvar var. Buradan. Şimdi bu duvarı kaldırmak isterseniz bakın bu duvarı kaldırmak isterseniz iki durum çıkıyor ortaya. Bir de içeride bir duvar var. Dolayısıyla iki farklı şekilde düşünmeniz lazım. Yani burası 2 olabilir. Ya da burası eksi 2 olabilir. O zaman düşüneceğim. 1. Mutlak değer. X artı 3. İçerideki mutlak değere karşılamıyorum şu an. Eksi 4 ya 2'dir. O zaman 4'ü at karşıya. Mutlak değer. X artı 3. 6'ya eşit. Bu bir dursun. Bu 1. İkincisi. Mutlak değer. X artı 3. Eksi 4. Eksi 2'ye eşittir. Eksi 4'ü at karşıya. Mutlak değer x artı 3 2'ye eşit. Çıktı mı? İki farklı şekilde çıktı. Yine bu da iki farklı şekilde çıkacak. 1. Olduğu gibi x artı 3 6'ya eşit. X eşittir 3. 2. X artı 3 eksi 6'ya eşit. X eşittir eksi 9. Bu da aynı. 1 x artı 3 2'ye eşit x eksi 1 2 x artı 3 eksi 2'ye eşit x eksi 5 1 2 3 4 4 tane sonuç çıktı. Yukarıda 2 sonuç çıktı. Yukarıda 2 tane bulduk. Yukarıda 2 tane bulduk, aşağıda niye 4 tane bulduk? Çünkü yukarıda bir tane duvar vardı. Tek duvar buydu. Aşağıda 2 duvar var. O zaman her duvar 2 farklı sonuç demek. Dolayısıyla bir tane dışarıda duvar var, 2 sonuç. Bir tane içeride duvar var, 4 sonuç. O zaman demek ki 4 sonuç bulacaksınız. 4 sonuç bulmazsan yanlış olur. Eksi 9.
Eksi 1. Eksi 5. Artı 3. Eksi 12. Değil mi? 12 değil mi? 12 mi 14 mü? On iki mi 14 mü? Evet, bir dakika arkadaşlar. Bir dakikanızı rica edeceğim. Evet, geldim arkadaşlar. Tamam. Eksi 12. Güzel. Evet, 11. X değerlerinin çarpımı nedir? Peki. Şimdi burası x'e eşit olabilir. Aynı zamanda eksi x'e eşit olabilir. Bundan sonra hep böyle arkadaşlar, tamam. Mutlak değer görüyorsanız iki farklı sonuç var. 2x eksi 6 x'e eşit olabilir. Bunu buraya, bunu buraya. X eşittir 6. Oluyor mu? Oluyor. İkincisi 2x eksi 6 eksi x'e eşit olabilir. Bunu buraya, bunu buraya. 3x 6 x eşittir 2. Olur. 2 kere 6 12. Evet, soru 12. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Bir. Herkes birbirine eşit. Yani a eksi 2 eşittir eksi a artı 4. Bunu buraya, bunu buraya attınız. 2 tane a 6 oldu. A'yı 3 buldunuz. Getirip yazıyorsunuz. Bulduğunuzu bulmuş gibi saymayacaksınız. Getirip yazacaksınız. Sağlıyor mu, sağlamıyor mu? 3'ten 2 çıktı. Eksi 3 artı 4. Burası 1 yaptı. Burası 1 yaptı. Sağladı mı? Sağladı. Oldu mu? Oldu. Şimdi bu bir. İkincisi, herhangi birinin önüne eksi kat. Yani arkadaşlar, burası eksi a artı 4'e de eşit olabilir. Eksi parantezinde eksi a artı 4'e de eşit olabilir. İki farklı durum var. Dolayısıyla yani bu tür sorularda ifadeleri birinci durumda her iki tarafa hiçbir şey yapmadan, bak iki taraf var. İki tarafa da dokunmadım. Olduğu gibi çıkardım. Bir. Ama ikinci durumda bunlardan birinin önüne eksi koyacağım. Hangisinin önüne eksi koymak istediğinize siz karar verin. Fark etmez. A eksi 2 eşittir eksi parantezinde eksi a artı 4. A eksi 2 eksiyi dağıttım. A eksi 4.
A'lar birini götürdü. O zaman eksi 2 eşittir eksi 4 gibi saçma bir şey çıktı. O zaman burası boş küme. Ama burası ney? 3. O zaman bunun çözüm kümesi 3. 3 koyduğumuza sağlar. Gerisi sağlamaz. Boş küme olan kısım sağlamaz. Ama burada sağlayacak bir ifade var. Evet, 13. Denklemini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Sizce? Bakalım 8 tane mi acaba? Şimdi arkadaşlar mantığını anlayın. Eğer mutlak değerli ifade aynı çıkmış. Mutlak değerli ifade ne olmuş? Aynı çıkmış. Aynısı çıktıysa eğer dışarı komple aynısı çıktıysa o zaman buradaki temel mantık x artı 3'ün 0 ya da 0'dan büyük olduğu anlamına gelir. Ya demek ki burası pozitif, burası pozitif. Aynı sonuç çıktı çünkü. O zaman burası 0 ya da 0'dan büyüktür. Burası da 0 ya da 0'dan büyüktür. Birinci durum 3 ve 3'ten büyük yani x artı 3 0'dan büyük. 3'ü atarsak karşıya buradan x artı 3 yani x artı 3 sıfırdan büyükse şöyle yapalım. Yani x büyüktür. Eksi 3. Eksi 3'ten büyük değerler. Şimdi bu da ne yapmış? Önüne eksi almış. Bakın ne olmuş? Ters dönmüş. Yani bir ifade 4 x eksi 4 olarak girip dışarı 4 eksi x olarak çıkıyorsa bu ters dönmüş anlamına gelir. Ters döndü, dönmesi negatif olduğu anlamına gelir. Yani o zaman bu x eksi 4'ün 0 ya da 0'dan küçük olduğu anlamına gelir. Buradan x'in 4 ya da 4'ten küçük olduğu anlamına gelir. Çünkü x burada 4'ten büyük olursa burası negatif olur. Olmaz. 4 ya da 4'ten küçük olması lazım. O zaman x eksi 3'ten büyük, 4'ten küçük. Eksi 3 küçük eşittir, x küçük eşittir. 4 x'in alacağı değerler arkadaşlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. 0, 1, 2, 3, 4. 8 tane değer var. Şimdi eşitsizlikler var. Yani eşittir hallettik de bir eşitsizliği kaldı. Demeyin. Evet öyle. Mutlak değerli eşitsizlikler bazen aslında çok basittir. Burada bilmeniz gereken iki tane kural var. Unutun burayı. Yani matematik bazen zor oluyor anlaması. Böyle en basit işte indirmeye çalışıyoruz. Ben de sana söyleyeyim. Küçük ya da küçük eşittiri görürsen. Küçük. Küçük eşittir. Görürseniz arkadaşlar. Yapmanız gereken bunun eksilisini alıp bu tarafa yazmak. Tamam. Yani direkt eksi 1 küçüktür. X eksi 3 küçüktür 1. Eksilisini yazıyorsun direkt. Bu kadar yani. Basit yani aslında. O zaman mutlak değer duvarı kalkmış oluyor ortadan. Duvar kalkıyor. Her tarafa artı 3 ekliyorum. Artı 3 ekliyorum. Artı 3 ekliyorum. O zaman 2 küçük eşittir. X küçüktür. 4. O zaman 2 artı 3. Burada bir küçük eşittir var. 4. 9. Bu kadar. Basit. Küçüktür olursa, küçüktür, küçük eşittir olursa korkmayın arkadaşlar. Tamam. Bunun çözümü basit. Korkma. Çözümü basit çünkü yani küçük ya da küçük eşittir olduğu zaman çözümler basit oluyor. Evet, 15 çözüm kümesi.
Vay arkadaş ya. Tabii. Ezberci eğitimler insanlara ezberci şeyler öğretiyorlar. Değil mi Nazlı? Ne dersin? Ezberlememek lazım. Mantık öğrenmek lazım. Evet, bir düşünün bakalım. 1-3 diyen arkadaşlar, nerede hatanız var? Arkadaşlar, evet, normal şartlarda bunun eksilisini bu tarafa atmak lazım. Kabul de. O zaman çok saçma bir şey çıkıyor. 2 küçüktür, 2x eksi 4 küçüktür, eksi 2 gibi bir şey çıkıyor. 2 eksi 2'den küçük olur mu? Olmaz. Bu çok saçma çıkar yani. O yüzden burada diyoruz ki mutlak değerli ifade negatif olmayacağı için negatif olmayacaksa negatiften küçük olamayacağı için mutlak değer negatif olmaz. Burası her türlü ne olursa olsun dışarı mutlaka pozitif çıkacak. Yani pozitif bir ifade negatif bir ifadeden küçük olmayacağı için boş küme. Tamam. Bazen de dikkat etmek lazım. Şimdi büyük türde iki tane farklı durum var arkadaşlar. Yani büyük türü şey gibi yapamazsınız. Küçük türü gibi eksilisini o tarafa atalım. Bunun eksilisini bu tarafa atayım. Böyle olmuyor işte yani. Her zaman bu kadar basit olmuyor. Büyük türde iki tane farklı durum var. Bir, her şey olduğu gibi. Yani 2x eksi 1 büyük eşittir 3. İşte 2x büyük eşittir 4. X büyük eşittir 2. Birinci durumlar her zaman olduğu gibidir. İkinci durumlar ben genelde burayı olduğu gibi bırakıyorum. Yani 2x eksi 1 yapıyorum. Burayı küçüktür yapıyorum. Bunu da eksi 3 yapıyorum. Yani eksi ile çarpmak gibi düşünün. Burayı eksiyle çarpıyorsunuz ama burası yine olduğu gibi çıkacak. Şimdi burada 2x küçük eşittir 2. X küçük eşittir eksi 2. X küçük eşittir eksi 1. Yani sayı doğrusunda şöyle düşünürseniz 2 ve 2'den büyük değerler, eksi 1 ve eksi 1'den küçük değerler. Yani şurası ve şurası sayı doğrusu olarak alırsanız burası eksi 1, burası 2. Bu böyle sonsuza kadar gidiyor anlamına gelir. Tamam arkadaşlar? Ya büyük türün olayı bu. Bak, küçük türün olayı ne? Yukarı geçiyoruz tekrardan. Ne bulduk? 2 ile 4 arasında değerler bulduk. Sayı doğrusu çizmek istersek burası 2, burası 4. AX'in olayı bu kadar. Bak, küçük türün aralığı her zaman dardır. Büyük türün aralığı da böyle parçalıdır arkadaşlar. Biri burada, biri burada. İki parça şeklinde çıkmak zorunda. Peki. Örnek 17'yi buna göre çözelim arkadaşlar. Buyurun sizdeyiz. Evet. Hangi parantez ne anlama geliyor? Peki. Bu dahil oldu anlamına gelir. Dahil. Onlar dahil değil.
Kapalı olursa dahil, normal büyük parantez, köşeli parantez dahil anlamına gelir. Bir sınav sorusu. Sınavda ÖSYM bunu sorsa, dese ki hangisidir dese, ne yaparsınız? Çok merak ediyorum. Çok basit bir soru aslında ama çok farklı cevaplar var. İlginç bir durum var aslında. Doğru cevabı veren neredeyse hiç yok. Bir ihtimal, bir kişi, birkaç kişi. Evet. Bir kere, bir kere A diyen arkadaşları üzecek bir şey söylemek istiyorum. Bir kere A hiç olmaz. Bakar bakmaz ben A'ya yok derim. Neden? Nedenini sizden almak istiyorum. Neden A olmaz? Yani baktığınızda A ile ilgili bir sıkıntı var yani aslında. A'da olmaz. Sonsuzu nereye dahil ediyorsunuz? Sonsuz dahil olur mu? Sonsuzlar her zaman açıktır. Hiçbir zaman sonsuzlar dahil olmaz. Sonsuzlar hep böyledir yani. Sonsuzu bir şeye dahil edemezsiniz. Böyle bir sonsuz yok. Bu yok. O yüzden A şıkkı otomatik gider. Bu gitti. Boş küme olduğunu da düşünmüyorum. Yani çünkü bu ifade illa bir pozitif bir değerden büyük olduğu için boş küme mantığı da yoktur işin içinde. 3 tane ifade kaldı. Diğer bir yolda küçüktür olsaydı. Bak mesela küçüktürün olayı nedir? 2 ile 4 arasında. Bak küçüktürün olayını yazmak istersek böyle bir şey. Ya da şöyle de olabilir yani mesela küçüktür ifadesi genelde böyle şeylere uygun. Yani dolayısıyla hani hiçbir şey bilmezsem bunun küçüktüre ait olduğunu söyleyebilirim. 1-3 olayı küçüktürle alakalı. Yani hani mutlak değer x eksi 2 küçüktür 1 gibi bir şey olması lazım yani. Hani bu anca böyle olursa olur yani. Büyüktür de o olmaz. Büyüktür de her zaman iki farklı durum var arkadaşlar. Yani şunun gibi düşünmeniz lazım. Yani buradan buraya, buradan buraya. Normal şartlarda bunu yazmak istersek ne olurdu? İşte eksi sonsuzdan eksi 1'e dahil, sonsuz dahil olmaz. Birleşim 2 dahil artı sonsuz dahil olmaz. Bak normalde yazmak istersek bunun olayı bu. Yani hani büyüktür de bu tür mantıklar olması lazım. Bu birinci mantık. İkinci bir mantık da büyük türü şöyle de yapabilir. Matematik diyor ki, kardeşim ben böyle parçalı parçalı yazmayayım diyor. Bu bir reel sayı değil mi diyor. Reel sayı düzlemi. Sayı düzleminden şurayı çıkarayım atayım diyor. Burayı attığım zaman geriye zaten yeşiller kalır diyor. O zaman buradaki temel mantıkta da şu. Reel sayılardan eksi 1 ile 2'yi atmamız lazım. Eksi 1 ile 2'yi atmamız lazım. Ama aralığımız böyle mi olacak? Yoksa böyle mi olacak? İşte buna da karar vermek lazım. Yani evet atacağız bir parçayı kesip atacaksınız geriye kalanlar kalacak. Bunu yaparken de şöyle düşünmeniz lazım. Kardeşim bunlar olaya dahil mi? Dahil. O zaman dahilse siz bunların yani ifadenin kendisine dahil olacağı için siz onları kesip atamazsınız. Yani sen eksi 1'i kesip atarsan ama eksi 1 bu ifadeyi sağlıyor. Nasıl kesip atacaksın? Atamazsın. Kesip atmaman lazım. O yüzden bu şekilde bir durum var. Bak buradaki dahil olduğu için kesip atamıyorsunuz. Yani şöyle düşünmeyin. Hocam dahil olduğu için köşeli parantez olması lazım. Köşeli parantez olursa bunları da kesip atmanız gerekiyor. Biz bunları kesip atamıyoruz. Atacağımız yer kırmızı yer. Onlar R'ye lazım. Bu mantığa göre arkadaşlar şimdi bulacağımız sonucu kesip atabilecek miyiz? Yani mesela o. Şimdi burada kesip atabilirsin diyor. Burada kesip atamazsın gibi bir sonuç var. Yani ikisinden farklı bir durum var. Dolayısıyla önce bir sonucumuzu bulalım. 1. X eksi 2 büyüktür 1. X büyüktür 3. 2. Önüne eksi atalım. X eksi 2 küçüktür eksi 1. X küçüktür 1.
Sayı düzlemimizi oluşturalım. 3'ten büyük değerler, bak dahil değil. 1'den küçük değerler, dahil değil. Yani 3'ten büyük şurası, 1'den küçük burası. Dolayısıyla şimdi burası 1, burası 3. Bizim kesip atacağımız yerler içerisinde 1 ile 3 dahil oluyor mu? Yani burayı komple kesip atmamız lazım değil mi? Kesip atacağımız yer o zaman 1 ile 3'ün kendisi. O zaman R'den 1 ile 3'ü komple çıkarmanız lazım. Soru güzel, belki de basit. Ama şıkları öyle bir vermişim ki şıkları düşünerek verdim. Çünkü C de olabilir, D de olabilir. Öğrencinin mantığına göre. Yani ikisi birbirine çok yakın değer. Öğrenci C de diyebilir, D de diyebilir. Eğer aradaki mantığı kavrayamazsa, şuradaki mantığı anlayamazsa C diyecek. Anladığında D diyecek gibi. Evet, biraz çalışmanız lazım. Şimdi aralıkta da olabilir denklemler. Yani burada işte dediğim gibi mutlak değerli ifadelerde bu tür böyle hep iki sonuçlar çıkacak. Aralıkta mesela, yani 1 ile 5 arasında mesela. Olur mu? Olur. Bunu yaparken yine iki tane sonuç var. Evet, iki tane sonuç var. Bir, her şey olduğu gibi 1 küçüktür 2x eksi 1. Küçük eşittir 5. Her tarafa artı 1 ekliyorum. Her tarafa artı 1 ekliyorum. 1, 1, 2 küçüktür 2x. O da küçük eşittir 6. 2'ye böldüm. 1 küçüktür x küçüktür 3. X buradan 2 olabilir. X buradan 3 olabilir. 2 ve 3 bunu sağlar anlamına geliyor. 1. İkinci madde arkadaşlar yine iki farklı şekilde çıkacak. Normalde bunun önüne eksi atmamız lazım. Bazen kaynaklar öyle öğretiyor. Önüne eksi atıyor. Ben size başka bir şekilde öğretmek istiyorum. Onunla uğraşmayın. Aralığımız yine kalsın. Yani 2x eksi 1 olduğu gibi kalsın. Bunların yerini değiştirin arkadaşlar. Şunların yerlerini değiştirin. İşaretlerini ve yerlerini. Yani 5'i bu tarafa atın, eksi 5 olsun. 1'i bu tarafa atın, eksi 1 olsun. Bu normalde 5'e dahildi şu ifade. O zaman getirip bunu buraya yazın. Ne oldu? 2x eksi 1 yine olduğu gibi kaldı. Sadece uç değerlerin yerlerini ve işaretlerini değiştirdik. Ondan sonrası yine basit. Artı 1 ekledim. Artı 1 ekledim. Artı 1 ekledim. Eksi 4 küçük eşittir 2x, o da küçüktür 0. 2'ye böldüm. Eksi 2 küçük eşittir x, o da küçüktür 0. X'in burada alacağı değerler eksi 2. X'in burada alacağı değerler eksi 1. Bunların toplamı eksi 2 eksi 1. Artı 2 artı 3. Bunların sonucu 2 olur. Yani mutlak değerli denklemler, eşitsizlikler, işte büyüktür olayı, küçüktür olayı hep kaç farklı şekilde çıkıyor arkadaşlar? İki farklı sonuç buluyoruz. Her seferinde böyle. Tamam mı? İki farklı sonuç bulmanız lazım. İki farklı şekilde dışarı çıkıyor. Bunu bilirsen hatanı da anlarsın. Evet, 19 x değerlerinin toplamı. Buyurun. Buraya kadar çalıştınız değil mi? Doğru. Buraya kadar çalışmışsınız. Hafta sonu başka şeyler çalışmışsınız. Peki. Şimdi arkadaşlar, size güzel bir şey öğreteyim mi? Şimdi normalde yukarıda yaptığımızın işte bunu aynı çıkaracağız, önüne eksi atacağız vesaire vesaire, normalde öyle. Doğru. Ama şöyle bir sorun var. Burası pozitif olursa öyle. Burası negatif olursa burayı sildim. Sildim burayı. Silebilir miyim? Silerim. Direkt o zaman ifade neye eşit oluyor biliyor musun? Bildiğin tanıdığın bir ifadeye dönüyor. Mutlak değer 2x artı 1 küçük eşittir 3'e dönüyor. Al bunu kullan diyoruz artık. Eksilisini at bu tarafa. Eksi 3.
2x artı 1, 3, eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 4, küçük eşittir 2x, o da küçük eşittir 2. Her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 2 küçük eşittir x, o da küçük eşittir 1. X tam sayı değerlerinin toplamı. Eksi 2, eksi 1, artı 0, artı 1. Cevap eksik. Güzel. Tamam arkadaşlar. Eksi 1'i neden sildik? Çünkü mutlak değerli ifade eksiden büyüktür her zaman. Burası 0 olsaydı da silerdim. 0 olsaydı da silerdim. Yani bir ihtimal belki 0'da şey olabilirdi, bir tane değerde, ama fark etmez. Çoğu kere siliyoruz. 0, eksi 1, eksi 2 olursa burayı komple siliyoruz. Çünkü mutlak değerli ifade her türlü büyük. Evet, 20. Az kaldı. İşte az kaldı. Bitireceğim. Mutlak değerli ifade sıfırdan küçük olmaz. Olur mu? Olmaz. Boş küme. Peki böyle yapsaydım, küçük eşittir sıfır yapsaydım ne olurdu? O zaman 2 olurdu. 2x eksi 4 0 olacağından dolayı 2x 4 x eşittir 2 olurdu. O zaman 2'ye eşit olurdu. O zaman boş küme olmazdı arkadaşlar. Çünkü sıfıra eşit olabilirliği var. Ama şimdi böyle bir şey sıfırdan küçük olması ile ilgili, mutlak değer sıfırdan küçük olmaz. Eşit olabilir ama sıfırdan küçük olmaz. Peki. 21. Mutlak değerli ifade sıfır ve sıfırdan sıfır dahil olmak üzere sıfır ve sıfırdan büyük. O zaman bu sonsuz çözüm anlamına gelir. Çünkü mutlak değerli ifadeyi ne verirsen ver ya sıfır çıkacaktır ya da sıfırdan büyük çıkacaktır. Buranın içi ya pozitif olacak ya da sıfır olacak. Bunun başka yolu yok yani. Her türlü şartı sağlıyor. 22. Erda, okyanusları geçtin. Gelip burada derede boğulmazsın, değil mi? Evet. Güzel. Şimdi eşitsizliğinin ÇK'sı. Şimdi normalde sıfırdan büyük olabilir mi? Yani normalde mutlak değerli ifade sıfırdan büyük olması lazım. Ama sıfıra eşit olma ihtimali de var. Şimdi dolayısıyla 3x artı 6 eşittir sıfır dediğinde 3x eşittir eksi 6, x eşittir eksi 2. Eksi 2 verirsem sıfır büyüktür. Sıfır olur ki sıfır sıfırdan büyük değildir, eşit olur. Dolayısıyla bu denklemin çözüm kümesi tüm reel sayılardan eksi 2'yi çıkarmakla alakalı. Eksi 2 hariç geriye kalan bütün sayılar olur demek. Eksi 2 hariç geriye kalan bütün sayılar olabilir. Evet. Şimdi iki mutlak değerli ifade denklem olarak birbirine eşit olabilir. Yani fark etmez arkadaşlar. Eşitsizlik de olsa, denklem de olsa, cartı curtu ne olursa olsun mutlak değer için her zaman iki farklı sonuç. Arkadaşlar unutmayın. Bir, her şey olduğu gibi 2x artı 3 eşittir x eksi 1. Birincisi her şey olduğu gibi. Hangi denklemi çözerseniz çözün.
Eksi buraya. Bunu buraya attığın zaman x eşittir eksi 4 olur. Birinci durum bu. İkinci durum, herhangi bir tanesinin önüne eksi ver. Hocam ikisinin önüne vermeyecek miyiz? İkisinin önüne verirsen yine 4. Bunu bulursun. Aynı şeyi bulursun. O yüzden sadece bir tanesinin önüne eksi vereceksiniz. Herhangi bir denklemin önüne eksi koy. Bunu buraya, bunu buraya. 3x eşittir eksi 2. X eşittir eksi 2 bölü 3. Bu denklemin çözüm kümesi eksi 4 eksi 2 bölü 3. Evet, 24. Yine aynı mantık var. Sadece buradaki tek fark şu arkadaşlar. Bununla bu aynı. Yani çözüm mantığı aynı. Sadece şuradaki fark getirip burada yerine yazmanız lazım. Burada yerine yazmanıza gerek yok. Çünkü ikisi de mutlak değerli ifade, mutlak değer kalkanına sahipler. Ama burada yerine yazacaksınız. Yerine yazacaksınız. Yoksa olmaz. Olmaz. Yerine yazmazsanız bulamazsınız. Bir, her şey olduğu gibi. X eşittir eksi 3. X eşittir eksi 3 olmaz. Çünkü getirip yerine yazarsan eksi 3, eksi 3, eksi 6, 6 eşittir eksi 6 gibi saçma bir durum buluyorsunuz. Mutlak değer eğer denkleme eşitse, karşı taraftaki ifadede de mutlak değer yoksa yerine yazacaksın. Unutma, yerine yaz. Gitti bu arkadaş. İkincisi, önüne eksi atalım. X eksi 3 eşittir eksi 2. 3x eşittir 3, x eşittir 1 olur. 1 yazarsan sağlar. Bir tane değer var. Evet, mutlak değerli eşitsizlikler için de iki kural geçerli. Son sorumuz arkadaşlar. Buyurun. X değerlerinin toplamı. 1. Zaten 1'i herkes biliyor artık. 1'i adınız gibi biliyorsunuz. Her şey eşit. Hepimiz eşitiz. Bunu buraya, bunu buraya. X küçük eşittir 5. 2. Bir tanesinin önüne eksi atalım. 2x eksi 4 eksi atarsanız eşitsizlik yön değiştiriyor arkadaşlar. Bak bunu asla unutmayın. Şimdi bunu yapmazsan bir anlamı kalmaz. Eşitsizliğin yön değiştirmesini eğer yapmayacaksan önüne eksi atmaya da gerek yok o zaman. Tamam. Yani bunu bir kere adın gibi bileceksin yani. Bunun mazereti olmaz. Eksi atarsanız eşitsizlikler yön değiştirir. Bu her zaman geçerli bir kuraldır. Her yerde bu kural geçerli. Bunu buraya, bunu buraya. 3x büyük eşittir 3, x büyük eşittir 1, x küçük eşittir 5. O zaman 1 küçük eşittir x küçük eşittir 5. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5, 15. Anladınız? İster eşitsizlik olsun, ister eşitlik olsun, ister denklem olsun, ister denklem olmasın, mutlak değer her zaman duvarı varsa, duvarı iki tane çizgi, nasıl iki tane çizgisi varsa, o zaman dışarıya da iki tane sonuç çıkacak. Ha, sonuçların bir kısmı sağlayabilir, bir kısmı sağlamaz. Bazıları olur, bazıları olmaz. Ona bir şey diyemem ama her zaman iki sonuç bulacaksın. Ekstra bir duvar daha koyarsam 4 sonuç. Bir duvar daha koyarsam 8 sonuç.
Arkadaşlar tamam. Yani bu böyle 2'nin katları şeklinde gider. Unutmayın. Ama işte en fazla 2 duvar oluyor. 3 duvar hiç olmadı. Bugünlük bu kadar. Yeter.